Şimdi aslında düşünce, yani düşünce denilen o soyut şey, insanın anlamlandırmak, anlamak için kullandığı bütün metodolojik. Peki bu beyinde nasıl oluşuyor bu düşünce? Yani bu ne derler? Ölçülebilir, tutulabilir bir şey değil ama mutlaka izah edilebilir bir şey olması lazım bilim açısından. Onun için bu bir sürü somut şeyden hareketle onu soyutlamak gibi bir mekanizma bu bünyede nasıl oluyor, nasıl işliyor? Şöyle bir örnek vereyim. Daha önce bunu bir denedim, tam beceremedim ama tekrar yapacağım. Bu Richard Dawkins'in aslında bir konuşmasında kullandığı bir örnekti. Ben onu başka bir bağlamda şöyle kullanıyorum. Şimdi kalbimiz, malumunuz herkes harcı alem bilir ki, kan pompalayan bir organdır. Ve bu organın işi kasılıp gevşeyerek kanı işte basınçla püskürtmektir. Bunu yaparken de titreşiminden dolayı bir ses çıkarır. Şimdi bu çıkarttığı sesi de biz stetoskopla falan dinler doktorlar, dışarıdan duyuyoruz vesaire. Şimdi kalbe farklı bir bakış açısıyla baktığınızda, kan pompalama işlevini hiç bilmediğinizde, kalbin bu ses çıkarma işlevini merkeze alan bir açıklamayla kalbi izah etmeye gayret etseniz, yani bu organ ses çıkarmaktadır, bu sesin hikmeti nedir, sesin mantığı, mekanizması nedir diye. Yani sese odaklanmak zorunda Sese odaklanırsanız, esas işlev kan pompalamaksa, bu arada ondan da emin değilim, belki esas işlev sestir, bilmiyorum ama ona odaklandığınızda mesela kan pompalama işlevi, bütün o kardiyovasküler işte kalp damar sisteminin işlevi falan gözünüzden gizlenir. Şimdi benzer şekilde düşünce dediğimiz zihnimizde o gezinen, uçuşan ve bir türlü kontrol edemediğimiz, çoğu zaman da bizi rahatsız eden, hani 40 tane tiki geziyor derler ya, bu örüntü belki kalbin sesi gibi bir epifenomen. Ne demek istiyorum? Orada sürdürülen bazı işlevler var. Beyin çok meşgul bir organ bu arada. Ama şunu da söyleyeyim, yıllarca beyin anlatıyorum. Karaciğer ya da böbreğe haksızlık olmasın, onlardan daha önemli bir organ değil yani. Bir bağırsak çalışmasa beynin hiçbir şey yok. Ama beyin o yoğun faaliyetleri sırasında mesela ileri yönelik olarak sorun çözme adına bir takım algoritmalar işletiyor. Bunu yaparken de mesela çok kabaca biz bunu ön beyinde işte ya da frontal korteks denen yerde izleyebiliyoruz bugün beyin görüntülemeleriyle. Mesela var olan donelere bakıyor. Çok soyut bir şey söylemiyorum. Ben şu anda konuşurken mesela size bakıyorum, işte konuşmamı izliyorum zihnimde. Bir sonraki kelimeyi nasıl kurgulayacağımı, 2 dakika sonra geleceğim sonuca bağlı olarak nasıl seçeceğime dair bir sürü simülasyon bir beden dili yapıyorum. var. Tabii. Bunlar Bir taraftan da hepsi o. birer Tabii. komut yani bunlar. Hepsi. Ve mesela biraz sonra olacak şeye dair, şimdi en optimum şeyi yapabilmem neye bağlı benim? Hedefim 3 aşağı 5 yukarı belli, konuyu bir yere götüreceğim. O gideceğim yerle şu andaki ortamdaki ve zihnimdeki malzemenin sayısız denemesini yapıyorum. Şöyle yapsam ne olur, böyle yapsam ne olur, böyle yapsam ne olur? Bu simülasyonlardan %80'i işe yaramaz ya da yanlış, hemen eleniyor. Kalan %10-20'si ha işe yarar gibi, bunlardan bir kısmı da tekrarlıyor benim zihnim ve diyor ki şunu yaparsan daha güzel olur. Bu arada ben her kelimemde muhtemelen bunu yapıyorum. Çok da hızlı olan bir işlem. Ve uygun kelimeleri inşallah anlaşılır bir şekilde tercih edip ortaya koyuyorum. Günlük yaşamımızda aslında bir beden hareketi kontrol sistemi olarak çalışan beynimizin esas işlevlerinden, yani çok böyle zorlu işlevlerinden birisi, yakın geleceği tahmin ederek ona dair simülasyonlar üretmek ve ileri bildirimli refleksler dediğimiz bir şeyler oluşturmak. Yani bir an sonra olacaklarla ilgili ben şimdi ne yapayım, ne edeyim gibi bakmak. Şimdi fakat bu mesela kedilerde, gergedanlarda falan da var. O canlıların beyni de böyle çalışıyor. Bizdeki bu onlarla aynı yeteneği alın, bir kuantum çarpanıyla çarpın. Biz mesela ölümümüzden sonra ne yapacağımızı merak ediyoruz. 5 milyon yıl sonra dünyadan olacağını merak ediyoruz. Zihinsel zaman algısı çok ileri olduğu için az sonraya değil de çok uzak, belki de hiç bizimle ilgisi olmayan zamanlara projeksiyonlar yapıp oralarda simülasyon yapmaya çalışıyoruz. Şu anki hayatta çektiğimiz sıkıntıların çoğu, Mark Twain'in dediği gibi, muhtemelen başımıza hiç gelmeyecek şeylerden endişelenmemizden kaynaklanıyor. Ama bu anlaşılır bir şey. Çünkü bu beyin bizi hayatta tutmak için önlem almaya çalışıyor. 10 sene sonrasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Aklınıza ilk gelen dolar kaç para olacak, ekonomi ne olacak bilmem ne, değil mi? Onu belirli hale getirmeye çalışıyor. Yazık, bunun işi bu. Ve bu kadar fazla zaman algısı genişlemiş bir zihnin, bu kadar yoğun simülasyon ihtiyacı, çağımız insanının şu kafamı bir durduramıyorum, içeride çanlar çalıyor falan demesinin nedenlerinden sadece bir tanesi. Burada bu sadece biri.
bunun geçmişe dayalı travmalardan, oradan buradan gelen yankıları, günlük hayattaki o anki oluşlardan gelen sürpriz etkileriyle işte bütün insicamın bozulması, yeni düzenler, simülasyonlar kurulması zorunluluğu gibi sayısız kısmı var. Ama normal günlük hayatta benim gibi sıradan bir insanı ilgilendiren kısmı bence şu. Kalbin sesi nasıl bir şeyse düşünce de öyle bir şey. Zihnin bir yan ürünü, bir gürültüsü, bir şey. Hepsine dikkate almak ya da hepsine bir etiket takıp yargılamak zorunda değilsin. Bu zihnin çalışma sistemine aşina oldukça onun kalp sesi gibi bir durum olduğunu zaten anlıyorsun. Mesela ama kalbin sesi duyulmaz olduğunda kalbin fonksiyonunun da durduğuna dair bir belirtiye dönüşü veriyor. Evet. Bu kullandığınız örnekten, metafordan hareketle mesela beynin bütün diğer fonksiyonlarını yerine getirebildiği, bedene vesaireye dair bütün fonksiyonları yerine getirebildiği ama mesela düşünmek, soyutlamak konusundaki fonksiyonunda yavaşladı, geriledi ya da durduğu bir an olabilir mi? Mümkün mü? Öyle bir şey yok. Mesela bakın şimdi bu günlük hayattaki o zihin meşguliyeti insanları o kadar çok yoruyor ki yani bir sürü şeye konsantre olamıyoruz. Zaten bozucu faktör de çok fazla şu anda meşgul ediyor dünya bizi. Ve birçok insan diyelim bu meditasyon gibi, nefes gibi ya da farklı şekillerde kendilerini dinginleştireceğini düşündükleri uygulamaların peşine düşerken ilk başta şöyle bir taleple geliyorlar. Şu zihnimi bir durdurun, biri bir yol göstersin de ben şu zihnimi durdurayım. Fakat bu talep, bu açıdan baktığınızda biri şu kalbimi durdursun talebiyle aynı. Aynı bu kimsenin istemeyeceği bir şey. Ölümcül. Çünkü zihnin durmasını istemek ona işini yapma demek. İşini yapmamak demek o organın devreden çıkması demek zaten. Burada gerçekten mesela bu meditasyon artık çok harcı alem bir bilgi oldu. Biraz doğu kökenli bir disiplin olmasına rağmen günlük hayatta ihtiyaca binaen öğrenildi. Meditasyon bu değil. Meditatif durum dediğimiz hal, zihninizden geçen düşüncelere yargı koymadan, sizi duygusal olarak germelerine izin vermeden izleyebilme özgürlüğü. Bu yeteneği kazanmak demek. O yüzden de günde 5 dakika oturup bir durmanız yetiyor aslında. Şimdi bu sistemin nasıl böyle işlediğini ya da neden böyle işlediğini anlamaya başladığınızda, o yani hep aklımdan geçen bu iyi ya da kötü düşünce etiketlerini bırakıp bu geçti, bu geçti, bu geçti izlemeye başladığınızda bir süre sonra kalp sesi gibi bunda doğal bir şey olduğunu ve aslında zihninizin içeride işte agah artık ona o jargonda nasıl der, idden mi geliyor, süper ego mu basıyor, ego mu üretiyor, bir şeyler köpürüyor ya içeride. Onların mesajlarını yavaş yavaş hayattaki oluşlarla çözümlemeye başlıyorsunuz. Biraz yani öz hayat bilgeliği gibi bir şey sağlıyor ama sıkıntı bunu biz hapa alıştırdık ya insanları acil çözümlere. Böyle bir şey alıp durdurayım, bir şey alıp konsantre olayım, bir şey alıp mutlu olayım falan gibi beklentiyle yaptığınızda sistem öyle çalışmıyor. Belki önümüzdeki dakikalarda ben tekrar ve ısrarla hiç bıkmadan ve usanmadan insanın aslında nereden geldiğiyle yani evrimsel geçmişiyle bugünkü halinin çatışkılarını masaya koyunca birçok kişi diyor ki mesela işte ben insanın fabrika ayarlarını 10 dakika anlatıyorum. Ya abi hakikaten bize de öyle oluyor. Bana da öyle oluyor da ben de oradan biliyorum. Zaten bu kadar şeyi anlattım. Hepimiz aynı gemideyiz. Fakat insana dair fikirlerimiz son derece karikatürize edilmiş ve ezbere dayalı fikirler. Ve çoğu zaman bizim kendi derdimize dair bilgi vermiyor bize insana dair konuştuğumuz şeyler. En fazla işte bir gazete köşesinde işte sarımsak yiyin şuna iyi gelir tarzı haberler nevinden bilgilerimiz var. Halbuki hepimizin kendi yaşadığı hayat ve şartlar içerisinde bu sistemin temel ayarını bilip niye böyle davrandığını kendisinin çözmesi lazım. O yüzden her şey kafadan başlar sorusu çok önemli. Ama cevabı o kadar önemli değil. Yani kafada neler olup bittiğine bakmaya başladığınızda hayatta niye öyle bir şeyler olduğunu anlamaya da başlıyorsunuz bir taraftan. Fakat dediğim gibi düşünce ne bir boş ifrazat ne de sizin 7-24 meşgul olmanız gereken bir şey. O zihnin temel fonksiyonlarından bir tanesi. Zaten. O dursa ben buradaki kelam edemem yani. Bunların çıkması biraz ona bağlı.